TÜİK verilerine göre enflasyondaki artış devam ediyor. Sizce Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ne yapmalı? Önümüzdeki günlerde faiz, dolar ve borsada nasıl gelişmeler göreceğiz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Bizce enflasyondaki bu artış yeni oluşmaya başlayan ekonomik dengeleri bir anda değiştirebilir ve piyasalarda esen tatlı meltem rüzgarının yerine bir anda ortalığı yıkıp mahveden kasırga fırtınaları görebiliriz. Nasıl mı? Cevabı videomuzda. Bir önceki enflasyon ve faiz videomuzda enflasyonun henüz düşemeyeceğini belirttik. TÜİK tarafından açıklanan en son enflasyon verileri bu öngörümüzü maalesef doğruladı. Kısaca özetlersek enflasyonun düşmemesinin iki önemli nedeni var. Bunlardan birincisi enflasyon yurt dışında da sorun ve ithal ettiğimiz bütün ham madde, aramalı ve tüketim malları döviz bazında zamlı olarak gelmekte. İkincisi normal şartlarda yaz aylarında tarımsal üretim arttığı için gıda fiyatlarına bir düşme beklenir. Ancak bu yaz yaşadığımız yangınlar ve aşırı kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkileyip gıda fiyatlarının düşmesini engelledi. Her ne kadar son 2 aydır döviz kuru 8,5 seviyesinde istikrar kazansa da yukarıda anlattığımız iki etki dolayısıyla enflasyon Ağustos ayında yükseldi. Şimdi enflasyondan ekonomik dengelere gelelim. Daha önce kanalımızda daha detaylı anlattık. Dış ticaret açığımız ekonomimizin en büyük sorunu. Sürekli dışarıdan aldığımız ürünler, dışarıya sattığımız ürünlerden daha fazla olduğu için her yıl yeni döviz kaynakları bulmak zorundayız. Bu dövizi bulamadığımız zaman ekonomide işler sarpa sarmaya başlıyor. Kur yükselmeye, enflasyon artmaya başlıyor. Buna tepki olarak kuru ve enflasyonu kontrol altına alabilmek için faizleri artırıp sıcak parayı ülkemize çekmeye çalışıyoruz. Bu elbette uzun vadeli bir çözüm değil, sadece anı kurtarmaya yarıyor ve bütün millet ciddi bir bedel ödüyor. Ülkemizin kronik dış ticaret açığı sorunu ne yüksek faiz politikası ve ne de 3-5 yılda çözülebilecek bir sorun. Bugün uygulamaya koyacağınız politikalar 15-20 yılda ancak kalıcı çözüm üretmeye başlar. Şu anda ülkemizde uygulanan yüksek faiz politikasının amacı da işte yurt dışından sıcak parayı ülkeye çekerek döviz kurunu ve böylece enflasyonu kontrol altına almak. Ancak şöyle bir sorunumuz bulunuyor. İktidar partisi yüksek faiz politikasına karşıyken sıcak para gelmek için yüksek faiz istiyor. Daha açık bir ifadeyle yabancı yatırımcıyı çekebilmek için Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oranı enflasyon oranından yüksek olmak zorunda. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal enflasyondaki yükselişin süreceğini öngörmüş ve önden yüksek bir artış yaparak döviz kurunda ve enflasyonda düşüşü hızlandırmayı amaçlamıştı. Ancak kendisinin kovulması ile kur bir anda neredeyse %15 değer kazanmış ve faiz artışının etkisi silinip gitmişti. Ülkemizde kurun kontrol edilebilmesi için yabancının gelmesi gerekiyor ve yabancı da yüksek faiz istiyor. Ağustos ayı enflasyon rakamı %19,25 ile %19 olan politika faizinin üstüne çıkmış durumda. Bu durum Merkez Bankası üstünde güçlü bir faiz artış baskısı oluşturacak. 12 Ağustos 2021 tarihli Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu özetinin 20. maddesinde aynı aşağıdaki ifadeler kullanılmış. Okuyalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Burada net olarak enflasyonun üzerinde bir politika faizi verileceği belirtilmiş ve yabancı yatırımcılarda da beklenti bu yönde oluşturulmuş. Bu durumda Merkez Bankası politika faizini arttırmak zorunda. Ancak önceki başkan da faizleri arttırmış ve kovulmuştu. Devamında lira en az 1 lira değer kaybetmişti. Ya da bir artış yaşanırsa yeni başkan da kovulup kur 10 seviyesine bir anda yükselir mi? Geçmişe bir göz atmamız bu durumun çok da imkansız olmadığını ortaya koyuyor. Şu andaki durumda yeni başkan Şahap Kavcıoğlu enflasyonla mücadele ve verilen vaatler ile faiz karşıtı siyasiler arasında kalmış durumda. Yabancılar faiz artışı bekliyorlar. Bu ayki PPK toplantısına kadar piyasalar büyük ihtimalle gerilecek. Kurda yükselişler ve borsada düşüşler görme ihtimalimiz yüksek. Eğer faizler yükseltilmezse bu yabancıların hoşuna gitmeyecektir ve dolarda 8-7 seviyesine hareketler görebiliriz. Önceki başkan Naci Ağbal'ın yaptığı gibi yüksek bir faiz artışı Şahap Kavcıoğlu'nun da kovulması ile sonuçlanmazsa kur bir anda 8 seviyesinin altına çekilecektir. Şu anda Merkez Bankası'nın yapacağı en iyi karar hem yabancıları hem de siyasileri düşünerek enflasyon oranının 0,25 veya en çok 0,50 puan üzerinde bir faiz artışı yapmak gibi görünüyor. Ama siyasilerin buna tepki göstermesi muhtemel ve kurda yeniden yukarı yönde bir hareketler görebiliriz. Önümüzdeki günler hareketli olacak, gelişmelerle birlikte olacağız.
12 Ağustos 2021 tarihli Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu özetinin 20. maddesinde aynı aşağıdaki ifade... Ay sesim gitti iyice. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi güçlü dezenflasyon. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatında faizlerin düşeceğini Bankası faizleri artırabilecek mi? Ya da bir artış Of. TÜİK verilerine göre enflasyondaki artış devam ediyor. Sizce Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ne yapmalı? Önümüzdeki günlerde faiz videomuzda enflasyonun henüz düşmeyeceğini belirttik. TÜİK tarafından açıklanan en son enflasyon verileri bu öngörümüzün maalesef doğrultuldu. Önceki başkan Naci Ağbal'ın yaptığı gibi yüksek bir faiz artışı şahip ya Önceki başkan Naci Ağbal'ın yaptığı gibi yüksek bir faiz artışı Şahap Kavcıoğlu'nun da kovulmasıyla sonuçlanmazsa kur bir anda 8 seviyesinin altına çekilecektir. Ya çok ya olmaz ki bu ya. Olmaz. Bitcoin'de 50 bin, borsada 1460 ve dolarda 8.30 seviyelerinin hepsi kırıldı. Hareketli bir hafta yaşamaktayız. Son durumu değerlendirelim. Borsa İstanbul ile başlayalım. BIST 100 endeksinde 1460 seviyesinin kritik bir seviye olduğundan bahsetmiştik. Endeks burayı kırmayı daha önce defalarca denemiş ancak başarılı olamamıştı. Bu hafta açılışla birlikte 1460 seviyesinin üstüne hareketler gördük. Grafikte kırmızı yatay çizgiyle gösterdiğimiz 1460 direncini net olarak görüyorsunuz. Hafta başı açılışla birlikte kendisini bu seviyenin üstüne atan endeks, kapanışlarda da yine direncin üzerinde kalmayı başararak olumlu bir tablo oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız analizlerde Fed Başkanı'nın piyasa yanlısı yaptığı açıklamaların etkisini bu hafta göreceğimizi belirtmiştik. Doların uluslararası piyasalarda değer kaybetmesi, dünya finansal piyasalarında bir genişleme ile sonuçlanıyor ki bunun etkisini Borsa İstanbul'da da görmekteyiz. Genel olarak tatil aylarının bitmesi borsa için iyi bir gelişmedir. Ülkemizde de tatil ayları bitti ve okul koşturmacasının başlaması ile birlikte ekonomimizde bir canlanma göreceğiz ve bunun da ekonomik büyüme ve dolayısıyla borsaya olumlu yansıması beklenmelidir. Şimdi teknik tabloya bir bakalım. En sık kullandığımız 3 teknik gösterge endeksle ilgili karışık mesajlar vermekte. Ortadaki para akış göstergesi ve en alttaki RVI göstergeleri geçtiğimiz haftaya kadar endeksten çıkış ve yükseliş trendinde zayıflamayı işaret ediyordu. Ancak çarşamba günü iki gösterge de yönünü hafif olarak yukarıya çevirdi. Bunlardan sadece parabolik sarın yönü bir süredir yukarı doğru yani yükseliş trendinin süreceği yönünde mesajlar vermekte. Bunun gibi zamanlarda bir adım geriye çekilip haftalık grafiklere bakmak daha aydınlatıcı bilgiler içerebilir. Aşağıda haftalık grafiği görmektesiniz ve net olarak daha iç açıcı bir tablo görmekteyiz. Para akış göstergesini net para girişi ve yukarı trendte yükselişi RVI göstergesi net olarak ortaya koyuyor. Daha da önemlisi haftalık grafikte parabolik sar yukarı trend formasyonu oluşturmaya başladı. Bunları mavi oklar ile gösterdik. Toparlayalım. Haftalık grafik Borsa İstanbul'da yükseliş trendini net olarak belirtiyor. Ancak günlük grafikte teknik göstergeler çok olumlu bir tablo çizmese de fiyat hareketi ve 1460 seviyesinin üzerinde devam eden kapanışlar güçlenen bir yükseliş baskısını işaret etmekte. Şimdi Bitcoin analizine gelelim. Yukarıda bahsettiğimiz küresel piyasalarda genişleme etkisini kripto piyasalarda da görmekteyiz. Önceki analizde Bitcoin'de 47 bin seviyesine gevşemeler görebileceğimizi belirtmiştik. Ancak fiyatlar 47-48 bin bandında kaldığı sürece her an 50 bin seviyesinin üstüne denemeler yapılabileceğini belirtmiştik. İki hareketi de bu hafta içi yaşadık. Bitcoin hem 47 bin seviyesine çekildi ve hem de 50 bin seviyesine yükselişler yaptı. Hırs ve korku endeksi pozitif seyrini korumaya devam ediyor. Dünden bugüne endeksin biraz yükseldiğini görmekteyiz. Teknik grafiğe bakarsak eğer Fed açıklamaları ile birlikte
Pazartesiden itibaren Bitcoin'de para çıkışının durduğunu ve yükseliş baskısının yükseldiğini görmekteyiz. Teknik grafiğe bakarsak eğer Fed açıklamaları ile birlikte pazartesiden itibaren Bitcoin'de para çıkışının durduğunu ve yükseliş baskısının yükseldiğini görmekteyiz. Para akış göstergesinin yönü yukarıya döndüğü gibi en aşağıda RVI göstergesinde yeşil çizgi, kırmızı çizgiyi yakalamak üzere. Yani alım baskısı yükselmeye ve satış baskısı azalmaya başlıyor. Momentum yani fiyatta ivmelenmenin kripto ticaretinde önemli bir konumda durduğunu belirtmiştik. Önemli bir momentum göstergesi olan MTL Kanal Endeksi pazartesiden itibaren hızlı bir şekilde yukarıda artı 100 seviyesine hareket ediyor. Bu da fiyatlarda alım baskısının yükselmeye başladığının bir işareti. Eğer psikolojik seviye olan 50.000'in üstünde kalmayı başarabilirsek çok yakında dört gözle beklediğimiz 60.000 seviyesine olan hareketi görebiliriz. Şimdi dolar ve altın analizine gelelim. YouTube'da birçok analist dolar 10 lira olacak derken biz doların neden düşmesi gerektiğini anlatmıştık. Bugün geldiğimiz yerde dolar düşmeye devam ediyor. Eğer siyasilerin açıklamaları olmasaydı dolar şu anda 8 seviyesinin çoktan aşağısına inmişti. Doların uluslararası piyasalarda değer kaybetmesi bu anlamda liranın işine yaradı. Bir süredir lirada değerlenme yönünde baskı vardı ve küresel piyasalarda doların değerinin düşmesi bu süreci hızlandırdı. Teknik grafiğe bakarsak eğer 8.36 seviyesinde güçlü bir destek bulunuyordu. Ancak bu destek sert bir şekilde kırıldı. Şu anda fiyat hareketinde aşağı yönlü güçlü bir momentum olduğu için 8 seviyesini bir anda görebiliriz. Hem MTL Kanal Endeksi ve hem de Parabolik Sarf dolarda düşüş trendini süreceği yönünde mesajlar vermekte. MTL Kanal Endeksi -100 yani aşırı satış bölgesinde. Bu seviyelerden tepki alımları görebiliriz. Ancak bu teknik göstergenin -100'de olması düşüş trendinin çok hızlı ilerlediğini belirtiyor. Şunu da belirtelim, 8 seviyesinde yer alan destek çok zayıf. Fiyatlar burayı kırarsa eğer çok hızlı bir şekilde 7.5 seviyesini görebiliriz. Şu anda tepki alımları ile 8.40 seviyesine doğru bir hareket görme ihtimali bulunsa da düşüş trendi gücünü korumakta ve 8'den çok uzakta değiliz. Altına gelirsek eğer, ons altında 1830 direncimiz bulunmakta. Genel anlamda dolardaki değer kaybı altında beklediğimiz bir hareketlenme yaratmadı. 1830 direnci önümüzdeki ilk hedef. Genel olarak yüksek enflasyon ve Fed'in buna tepki vermemesi ve değer kaybeden dolar altın fiyatlarını yukarıya çekmeli. Teknik göstergeler yukarı trendde bir yükseliş baskısının oluştuğunu işaret etmekte. Gram altında liradaki değer kaybına bağlı olarak geri çekilmeler sürüyor. Önceki analizimizde belirttiğimiz gibi gram altında 500 seviyesinin üstünü görmemiz için henüz erken. Gram altında liradaki değer kaybına bağlı olarak geri çekilmeler sürüyor. Önceki analizimizde belirttiğimiz gibi gram altında 500 seviyesinin üstünü görmemiz için henüz erken. Ancak altında orta ve uzun vadeli düşünenler bu seviyelerden yatırım yapmayı düşünebilirler. Uzun vadede dolar mı altın mı diye sorarsanız eğer doların mı yoksa altının mı daha iyi yatırım aracı olduğunu yukarıdaki linke yer alan videomuza tıklayarak öğrenebilirsiniz. Analizlerimizle devam edeceğiz. Bol kazançlı günler dileriz. Bu hafta bizi piyasalarda neler bekliyor? Dolar, altın, borsa ve kripto hafta içi nasıl bir seyir izleyebilir? Haftaya başlamadan güncel piyasa değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyiz. Yok, bunu beğenmedim ya. Ağustos ayı içerisinde sıfır araç ÖTV matrahları yeniden düzenlendi. Sosyal medyada ve bazı Asparagaz haber kanallarında bu gelişme çok çarpıtıldı. Kısaca aylık perakende araç satışlarındaki durum olmadı. Ya. Bitcoin'de 50.000, borsada 1460 ve dolarda 8.30 seviyelerinin hepsi kırıldı. Ya bu kim arıyor şimdi ya? Kim arıyor ya? Neyse ya. Şimdi konuşamayacağım gerçekten. Kripto yatırımlarına ilgi duyuyor ve güvenilir bir firma arıyorsanız eğer bizden tam not alan bitdo.com'u denemenizi tavsiye ederim. Aşağıdaki linkten referanslarımızla üye olup para yatırmasanız da elinizin altında hazır bir hesap bulundurabilirsiniz. Bu sırada kanalımızdaki kripto para paylaşımlarımızı takip edip doğru ve gerçekçi bilgilere sahip olabilirsiniz.